Daha sonrasında ben bir yılda seri üretime yapılmış. 2022 yılında da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiştir. Peki. Aksesuarları kullanıldığında daha etkili bir silah haline dönüşüyor. Şu an silahıma uyguladığım aksesuar gece görüş silah üstü termali. Termalimiz 600 metreye kadar görüş sağlıyor bize. Silahımın gürültüsünün sesinin en aza inmesi gerekiyor. Susturucumu bağladıktan sonra arazide düşmanla karşılaştığımda susturucumun sesi tenekeye vurur şekilde bir ses çıkarıyor. Uzayıp kısalabilen dipçiği var silahımın. Tekrar silahımla ilgili 1200 metreye kadar etkili. Dürbünümüzün sıfırlamasını 100 metreden yaparız. Sürgülü ve kollu mekanizma olduğundan dolayı tek tek 50 atış yapılır. Şarjör kapasitemiz 5 adettir. Gözetleyicimiz gözetleyici atış dürbününü kullanır. Nişancımız silah kendisini kullanarak isabetli, etkili, uzun mesafede atışlar icra edebiliriz. Gece atışlarında E-75 Aselsan tarafından üretilmiş yerli ve milli Aselsan E-75 termal silah dürbünümüzü bu silahımıza taktığımızda gece atışlarında da 800 ve 1000 metreye kadar isabetli, etkili gece atışları yapabiliriz, arz eder. İmkanlarla üretilen keskin nişancı tüfeğidir. Tüfeğimizin çapı 12.7 mm, yüksek adedi 8'dir. Uzunluğu 119 cm, ağırlığı 13 kg'dır ve aynı zamanda 450 gram C4 patlayıcı madde ile mühimmat güçlendirilmiştir. Toplu hedeflere karşı ve hareketli araç hedeflerine karşı sistem aktif bir şekilde kullanılmaktadır. El kontrol ünitesiyle 5 km kadar menzile sahiptir. 2,5 km git, 2,5 km gel prensibe çalışmaktadır. Sol tarafta sar o. Sadık abi bir bilgilere bakayım geleyim anons çekelim bir tane. Tamam. Her ikisi de yerli ve milli füze sistemlerimiz Bora tam 180 km'ye kadar tek. Altta gördüğünüz Atalesel navigasyon sistemi sayesinde atış kontrol bilgisayarı ekranı üzerinden 15 dakika süre içerisinde kendi konumunu ve istikametini bulabilmektedir. Bulduktan sonra da namlu tekrardan atış hattına çevrilir ve atış kontrol bilgisayarı içerisindeki balistik yazılım ile atış komutları hesaplanır. Hesaplanan komutlar burada gördüğünüz nişancı görüntüleme ünitesi ekranına gelir. Kapat.
Atladığın bir yer kaldı sadece, onu da ekleyebilir miyiz? Görerek atış sistemi, nişancı görüntüleme ünitesi, atış kontrol bilgisayarı gibi sistemlerin enerjisini almaktadır. Akünün enerjisi bittiğinde de jeneratör sistemi devreye girmekte ve dizel yakıtla çalışan bir jeneratör. Bu sayede de silah atışa devam edebilmektedir. Arkadaşlar servislere doğru geçiyoruz. Hadi yeter abi.